Evet. Kaynanaların gelinleri yarışmayı kazansın diye yemekleri gömdüğü ve çatır çatır kulak yediği yarışmamız Kaynanalar Yemekte'ye hoş geldiniz. Evet, bu akşam Naime ve gelini Çiçek'in evindeyiz. Naime, ne söyleyeceksin? Şöyle ayağa kalkayım mı? Tabii ki, buyur. Öncelikle hoş geldiniz evimize. Dört gündür yemek kisvesi altında çektiğimiz acılardan sonra bugün en sonunda ziyafet çekebileceğiz Fikri Bey. Ona evet, inanıyorum. Dakika bir, gömme bir. Evet, demek siz yemekleri beğenmediniz. O zaman şöyle yapalım. En son Özge Hanım geliniyle bir yemek yapmıştı. Onunla ilgili ne söylersiniz? Vallahi dünyada bir kıtlık olmadığı sürece, yani dünyada kalan son yemekleri olmadığı sürece o yediğimiz şeyleri yemek demek ki benim içimi hiç almıyor. Fikri Bey, kendisi hayatında ilk defa şatobriyan yediği için garipsemiş olabilir. Çok normal. Ya Özge Hanım, sen hayatında şatobriyan gördün mü? Siirt büryanı bize şatobriyan diyor kakalamaya. Bütün Türkiye gördü ama. Şimdi Bayan, benim gelinim Fransız mutfağına çok hakim. Anlatabiliyor muyum? Fransız mutfağı mı? Senin gelinin mutfağı Fransızdı. Kusura bakma Özge Hanım ama. Vallahi ben dün gece 3 kere midemi yıkattım, biliyor musunuz? Tabii. Vallahi Fikri Beyciğim, ben burada konuya bir giriş yapmak istiyorum. Ben şahsen kendi adıma yediğim o şatobriyanı inanılmaz beğendim. Şatobriyanaydı, program bir yanaydı. Nüktelerimle geldim. Nüktelerimle masadayım. Ama bir verdiniz Yeter Hanım. Vallahi çok beğendim diye fazla puan mı vermem gerekiyor? Evet, format bu. Benim gelinime de 1 puan verdi Fikri Bey. Halbuki benim gelinim çok güzel hünkâr bayıldı yaptı. Yok, sadrazam kıyıldı. Efendim Fikri Bey, ben tekrar rahatsızlığımı dile getireceğim. Önce yemeklerin isimlerini doğru söyleyelim, ondan sonra yarışmaya katılalım. Lütfen efendim. Evet, ya sabır diyerek ya sabır. Programa devam ediyoruz. Naime Hanım, isterseniz gelininiz Çiçek'i çağıralım ve menüyü sayalım. Tamam. Ay! Ay! Vallahi şu gözüm neler görüyor, şu kulağım neler işitiyor. Naime Hanımcığım, evet. Siz gelininizi Çanlan mı çağırıyorsunuz? Tabii. Ben Pavlov'un gelini gibi eğittim onu. Gelin, gel kızım, kendini tanı. Yani diyemem, pes. Efendim, öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Ben bir şirkette pazarlama müdürüyüm. Ancak kadınlığım bununla değil, yaptığım yemeklerle ölçülüyor. Dün yemek yaparken de bu noktaya nasıl geldiğimi unuttum. Sorgulama kız, yemekleri tanıt, hadi. Tabii. Zaten salatalarımız masada. Şimdi çorba olarak süzme mercimek, ara sıcaklardan patlıcan kızartma ve ana yemek olarak da fayita var efendim. O zaman çiçek çorbaları dağıtırken biz de masa düzeni üzerine konuşalım. Evet. Nasıl buldunuz masayı? Fikri Bey, şimdi masa düzeni benim için çok önemlidir. Yalnız sabahtan beri bakıyorum, bakıyorum. Turşu bıçağı yok burada. Çünkü turşu bıçağı diye bir şey yok Özge Hanım. Öyle bir şey üretilme. Ya bakın üstüme oynuyorsunuz ama ha Özge Hanım. Şimdi gerçekten şahsen ben de bakıyorum. Masa örtüsünü hiç beğenmedim yani. İnanır mısın, iştahımı acayip kapattı. Masa örtüsü daha güzel olsaydı iştahım çok daha açık olabilirdi yani. Ya Mehtap Hanım, senin iştahını kapatacak tek bir örtü var, o da kefen. Kusura bakma da. Yok, kusura bakma. Senin o gün bize masa örtüsü diye örttüğün kasete kağıdını da unutmadık ama. Canım, Allah Allah, evin ambiyansına uygun olsun diye örttük herhal. Ya tamamlanmamış inşaata götürmedi mi bizi? Ne ambiyans ya? Canım ne yapayım? Müteahhit yarım teslim etti. Ya... Ay yeter, yeter be. Ah, şiştim ya yemek yemeden. Çiçek, çorbalar tamam herhalde. Evet, tamam. Yalnız dikkat edin, dumanı daha üstünde sıcak. Buz gibi bir çorba. Efendim, ne kadar soğuk bir çorbadır bu ya. Ha, Yeter Hanım, gözünüzü seveyim ya. Puan kıracağım diye lav yuttunuz, yemin ediyorum ya. Yandım, su iç, su. Kızım, bir kase daha koyuver hele. Mehtap Hanım, sen ne zamandan beri yemek yemiyorsun? Yalnız ben puan kıracağım çünkü mercimek çorbası mercimekle yapılmaz. Ne kadar doğru dedi, çünkü bulaşık süngeriyle yapılır. Ya kadın, sen yemek programında olduğunu farkında mısın? Ay yeter, yeter tamam be.
Özge Hanım, hı, nasıl buldunuz çorbayı? Şimdi benim kafam çorbada değil açıkçası. Çorbanın kasesinde. Bu çorba kasesi neden yuvarlak? Neden böyle? Özge Hanım, sen neden böyle? Sen neden beylesin Özge Hanım? Gerçekten bak, burada yemek yarışmasında geometri niye tartışıyoruz biz Fikri Bey ya? Siz geçen yemekte tabağı beğenmeyip yarışmacının kafasında kırdığınız için olabilir mi? Ha, mümkün, evet. Hı. Şimdi yemeklere devam edelim. Bu nedir, patlıcan kızartması? Evet, yalnız sera değil, bu organiktir Fikri Beyciğim. Tak, bunlar elimizde kaldı. Evet, çok az daha koy patlıcan. Kız patlayacağım, patlayacağım. Masanın sonu aç kaldı, aç. Az dur. Biraz yavaş. Yemeklerimiz dağıldığına göre Kiraz Hanım ne diyeceksiniz? Vallahi bu sebze yemeği pişmemiş geldi bana. Hmm. Ya Kiraz Hanım, elindeki salata gözünü seveyim ya. Salata olduğu için olabilir mi? Kusura bakma. Ay yeter be. Yeter. Yeter. Ay, Allah kredi taksitimi verse de kurtulsam dediğim programımız tüm çirkefliğiyle devam ediyor. Evet, şimdi ana yemeğe geçelim. Hı? Tabii. Ne yapalım? Ana yemek ne var? Fayita. Hadi bakalım, getir bakalım. Bu fayita da sevgili kaynanamın tarifidir efendim. Çok güzel servis ettin. Şimdi şöyle bir hani ayağa kalkabilir miyim? Tabii. Afiyet olsun. Şimdi bu fayita... Şu herkes bana konsantre ediyor olabilirse. Şimdi bu fayita bizim yörenin yemeğidir. Hmm. Bizim bölgenin en özel yemeği. Eskilerin yaptığı bir yemek. Hmm. Bunu dana etinden yaparız. Dana etini hülyen hülyen doğradığımızda... Tabii, hülyen hülyen. Bir de bunun bir sosu var. Bunu harmanladığım zaman elimine... Hmm. İnşallah da parmaklarınızı yemezsiniz. Kusura bakmayın. Pardon, yöresel, yöresel. Bizim yörenin, bizim yörenin, evet, bizim yörenin. Siz nerelisiniz efendim? Biz Fayitalıyız. Ya efendim, yani gerçekten çıldıracağım ya. Benim burada ne işim var diye sinirleniyorum. Ya bırakın ya, bırakın, saçmalamayın. Özge Hanım, ne diyeceksiniz? Şimdi Çiçek kızım, bu bir kere... Fajita değil. Çünkü ben sabah kahvaltıda bile fajita yiyen bir insanım. Maddi durumumuz iyi çok şükür. Bu bildiğin kurumuş et. Aa, fajitayı yapabilmek için sabaha kadar uyumadım. Sizin haberiniz var mı? Fajitasyon yapma kızım. Ayrıca, ayrıca oynama kameralara. Türkiye şovu sevmez. Yapma bunu. Bir de buna fajita diyen cahiller ordusu var ki ben bu bilgilere dayanarak söylüyorum. Ayrıca benim şefliğimi de burada tartıştırmayın bana. Çok iyi de bir şefimdir. Her şeyin ne olduğunu bilirim. Daha sinirlendi. Vallahi geldiler. Kusura bakmayın Özge Hanım da siz nerenin şefisiniz ya? Kantinde tost basan herkes şefim diyor arkadaş. Kusura bakmayın Özge Hanım. Bakın ağzınıza oturmak zorunda kalacağım artık. Ben kusura bakmayın Fikri Bey. Delirdim ama. Aa efendim, ben böyle bir rezalet hayatımda da ne gördüm, ne duydum. Resmen efendim, fajitasın içinde saçlar var. Saçlar var efendim. Bu fajitas değil, saç tava. Buyurun şu rezil... Aa bak, şuralardan sarkmış ya. Bırakın Allah aşkına. Hmm. Önce saçını başını bir düzelt. O yolduğun saçını başını bir düzelt. Ben saçımı... Bunlar sarı saç. Ya burada tek sarışın olan sensin kadın. Bu senin saçın. Ben sarışın değilim ki, bana söyle. Benim nerem sarı ya? Sarışın mıyım ben? Ya kadın sarışınsın ya sen. Ya Allah kahretmesin. Taramış taramış saçını bunun içine koymuş. Ay ne kadar uzattınız, ben yerim ya. Mehtap Hanım, siz fayitayı beğendiniz sanırım. Yo, beğendimden değil. Tadı alamadım, ondan biraz daha emin. Valla sizin ağzınıza bir çakacağım. Kadında mide değil, uçak pisti var. Yemin ediyorum ben. Bu limon ekşi. Ay sus be. Sus. Ay tatlı mı olacaktı limon? Neyse, tatlı demişken tatlıya geçelim hadi. Ben de karşıya geçeceğim. Hadi bitirelim hadi. Çiçek getir kızım anneciğim. Tatlımız da manda sütüyle yapıldı efendim. Ne yapıyorsunuz Yeter Hanım? Daha tatlı gelmedi, kesmeye çalışıyor kadın. Vallahi delireceğim. Efendim bir şey deniyorum değil mi burada? Öncesinde bir girizgahımı gerçekleştiriyorum. Koy kızım. Bakınız neyi göstereceğim. Evet. Bıçak kesmiyor efendim. Yeter Hanım şunu al. Al şunu Yeter Hanım, al. Allah aşkına. Ay. 20 lira veriyorsunuz herkesin gözünün önünde. Ya bu pasta kesilmiyor, pasta kesilmiyor. Düğün pastacısı mısın sen kadın? Ne kadar ayıp. Filiber ketörlük yapıyor ne ama. Ne kadar ayıp ya. Hiç hoşlanmam. Mehtap Hanım, Mehtap Hanım. Tatlıyı ekmekle sıyırdığınıza göre beğendiniz ha?
Allah Allah, bu da bağ tahtı ya. Ay şekerim düştü, ondan böyle yiyorum. Ya kadın, ekmeğin arasına muhallebi koymayla geçmez o kadar düşünüyor. Ya damar tıkanıklığını kamu spotu gibi kadın, yemin ediyorum. Yalnız bu tavuk göğsü tatlı. Halbuki tavuğun göğsü tatlı olmaz. Ya sus bir! Aa! Atıyorsun! Şuna bak ya, neyse tamam bitiriyorum. Finale geçelim. Geçelim. Gelinlerimizi buraya alıyorum. Gel kızım. Gelinim, gelsinler bakalım. Gelinim, gelinim. Evet, radyasyon yemiş gelinlerimiz de geldiler. Keşke yemek yerine kişisel bakımlarına özen gösterselerdi daha iyi olurdu. Değil mi Çiğdem Hanım? Yoksa Çiğdem Bey mi demeliydim? Hay, bir kere bir kadının dış güzelliği değildir önemli olan. Elinin marifetidir. Marifetiniz mermer tokatlamak mı? Akıncı gibi eliniz var böyle. Sizin de diliniz maşallah Cedi Osman'ın papucu gibi. Nasıl söyledim anne? Harikasın benim gelinim. Evet, neyse şu an puanlara geçeceğim. Önce Naime Hanım ve gelini Çiçek için puanlarımızı alalım. Buyurun. Gerçekten her şey aşırı güzeldi. Çok memnun kaldım. Ekmek arasına sürdüm sürdüm yedim. O değil. Gördük evet. Ellerinize sağlık. Ondan dolayıdır ki puanı bir. Yemekleriniz gerçekten berbattı. Böylesine korkunç tatlar uzun zamandır karşılaşmadığım tatlardı. Evet. Ama misafirperverliğiniz, hanımlığınız, güler yüzünüz Allah için. Değil mi? Güler yüzünüz Allah için. Siz de puan kırmayacağım. Ben size eksi bir. Sonuçta bir emek var. Bak bunu inkar edemem. Ve bu bayan arkadaşlar gerçekten az puan verdiler. O nedenle ben de bir veriyorum. Aa, kadına bak ya. Ronaldinho gibi sağ gösterip sol vuruyor manyak kadın. Manyak kadın! Bence yemekler çok vasattı. Bu yüzden puanın 10 üzerinden 10. Puanlama sistemini de anlamamış. Bu kazanacağız herhalde anne. Hadi bakalım inşallah. Evet. Puanlar verildi, hakaretler biplendi ve haftanın beşincisini açıklamaya geldi. Evet, haftanın beşincisi Çiğdem. Çiğdem sonuncu olduk. Ne söyleyeceksin Çiğdem? Haram zehir zıkım olsun efendim. Evet, devam ediyoruz. Dördüncü Oya. Evet, üçüncümüz de Bahriye oluyor. İyi. Ve iki gelinimiz kaldı. Bakalım hangisi birinci olacak? Çiçek. Doyduk mu? Ay kendimi kaybettim. Ay ben bunu hak etmedim yani. Ay kız. Ben bunu hak etmedim. Ben bunu hak etmedim yani. Necidiye gel buraya. Evet, milleti birbirine düşürdüğümüz, aile kavramını ve sofra adabını yerle eksan ettiğimiz programımız burada bitiyor. Evet, Naime Hanım, konuklarımıza son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Defolun gidin lan. Haydi haydi haydi. Ama hayat geçiyor şöyle böyle. Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele. Katılarımıza ve de sen desin.